Ethereum ve Bitcoin sanal para yatırımı yapıp da onun üzerinden para kazanan takipçilerime, izleyicilerime sesleniyorum. Orada hani günlük para kazananlar var. Bazen hani düştüğünde çık e satı satın alıp tekrar çıktığında belli saatlerde hafta sonu, hafta başı, hafta ortası bazı planlar yapanlar var. Ben onlara bir tüyo vermek istiyorum. Pardon. Eee eğer ki bu söyleyecek olduğum TİO'yu eğer dinler veyahut da uygularsanız sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de bu benim söylediğim açıdan bakın lütfen. Şimdi Ethereum şu anda diyelim 1200 dolar, 1220 dolar civarında şu an ilerlemekte. Bitcoin ise 40 bin dolar civarında. Yani bir Bitcoin ile bir Ethereum'u açıkladım. Şimdi günlük alıp satanlar, hani günlük 300 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar kar yapanlar yatırımınıza göre şöyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Birincisi eğer ki Ethereum takipteyseniz, yani sitesini açtınız, baktınız. Düşüş ve çıkışlarında şiddetli düşüş yaşanıyor bazen ve karşısında Ethereum'un sonunda yazıyor %5, %3 yani günlük kaybı %2.1, %4.4 böyle bir düşüşler var. Bazen de çıkışlarda oluyor. %2.2, %5.5, %8.8. Bu çıkışları takip ederseniz şöyle yapın. Kendinize bir plan ayarlayın. %5'in üzerinde ani düşüşler olduğu zaman 5'in üzerinde Mesela diyelim 7.3, 8. bazen 9, bazen 10.2. Bazen böyle 10. olduğu zaman iyi bir düşüş olmuş oluyor. %10 düşüş demek. Yani 120-130 dolara tekabül geliyor. Çünkü 1200 olduğu zaman 1200 olduğuna göre 120 dolara tekabül geliyor %10 düşüş. Yani bu da bayağı sert bir düşüş demektir. %8, %9 bekleyin yani acele etmeyin. Paranızı acilen yatırmak zorunda değilsiniz. Sonuçta eğer ki düşmedi, tekrar geri çıktı, paran elinde. paran senin elinde, hesabında duruyor. Yatırmak zorunda değilsin. Ne zaman ki %100 kazanacaksın, zarar etmeyeceksin, o zaman yatırımını yap. %20 mesela %10, baktınız %8 düşüş oldu mu? Baktınız %8. Baktınız güzel bir düşüş o. %8 günlük düşüş gördüğün anda bas paranı al. Ve bekle ondan sonra. İster %9, %10, %12 düşüşlere doğru gitsin. O sorun değil. Gitmez de gitsin diyelim. Onu beklediniz, beklediniz. 5, 6, 8 saat sonra veyahut da 1 gün sonra o tekrar %2, %3, %5, %7 o tekrar oranında çıkıyor. Bazen anında %8, %10 çıkış oldu ya mesela anlık çıkış oldu ya. Paranızın ne kadar çok ya da ne kadar az olduğuna bakmayan Ani çıkış %10'larda %8'lerde bozdurun. Ani çıkış %10 hani yeşil yani %8 çıkmış. O an bozdurun. Beklemeyin. O an bozdurun. Tekrar anlık ertesi gün veyahut da 5 saat sonra anlık %8 %7 inişler sert inişler yapmış. Hiç bakmayın karına zararına. Dün öyle kazandın. Dün böyle zarar ettin. Onlar hiç düşünmeyin. O ani düşüşlerde alın. Ani çıkışlarda da satın. O aradaki fark fark tek bir bitcoin'de %10 çıktığı zaman 120 dolar kardasın. %10 düştüğü zaman 120 dolar zarardasın. Bu arada 120 eksi 120 artı 240 dolara tekabül geliyor. Tek bir bitcoin'de bakın arkadaşlar. 240 dolar tek bir bitcoin'de. Eğer ki 10 bitcoin'unuz olsa 1200 dolar para kazanacaksınız. 10 bitcoin'unuz olsa. Bunu bunu tavsiye olarak size söylüyorum. Bu ani iniş ve çıkışları değerlendirirseniz daha iyi para kazanacağınıza eminim. Öyle düşünüyorum. Siz de bunu uygularsınız. Aynı bu anlattığım Ethereum'u da Bitcoin'de de yapabilirsiniz. %7'nin üzerindeki sert çıkışlarda bozdurun. %7'nin altın altında sert inişlerde de tekrardan satın alın. Ne kadar yükseğe çıkmış ne kadar aşağı çıkmış orayla ilgilenmeyin. Ani çıkış ve ani inişler size para kazandırsın. Bunu demek istiyorum. Yani bir Bitcoin bugün 30 bin dolar tanesi diyelim. Bir hafta sonra 35 bin dolar olmuş. Bekleseydim 5 bin dolar kazanacaktım. O bekleyerek kazananlar. Bir de günlük kazanmak isteyenler var. Bu da benim dediğim gibi. Hiçbir acele etmeyin. Sabır içerisinde bekleyin ve yatırın ve bozdurun. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.